BBN Türk ekranlarından herkese merhaba değerli izleyiciler. Ben Fatma Nurkama. Türkiye'den ve dünyadan ekonomi, finans ve gündeme dair tüm haberleri sizlere aktarmak için BBN Ekonomi ile karşınızdayız. Tarihler 19 Nisan 2023 Çarşamba'yı gösteriyor. Gündeme ilişkin tüm gelişmeleri birlikte değerlendireceğiz. Bugün programımıza İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Tuğçenur Ekinci Furtan'a ve girişimci dijital içerik üreticisi Yeşim Mutlu katılacaklar. Konuklarımıza ekonomik gelişmeleri, depremi, güncel haberleri, yerel ve küresel piyasaları değerlendireceğiz. Öncelikle ekonomiden önemli başlıklarla haber turumuz var. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katıldığı canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, büyük şehirlerde kiraların ciddi manada yükseltildiğini belirterek bu fırsatçılığa yasal düzenlemelerle izin verilmeyeceğini söyledi. Cumhurbaşkanı genç girişimcilere faizsiz kredi desteği sunulacağı müjdesini de verdi. Türkiye İstatistik Kurumu Nisan ayına ilişkin tüketici güven endeksini yayımladı. Tüketici güven endeksi Nisan ayında bir önceki aya göre %9,2 oranında arttı. Mart ayında 80 olan endeks Nisan ayında 87,5 oldu. Türkiye İstatistik Kurumu Şubat ayına ilişkin tarımsal girdi fiyat endeksi verilerini açıkladı. Verilere göre tarımsal girdi fiyat endeksi Şubat'ta aylık bazda %1,22, yıllık bazda %69,99 artış gösterdi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası piyasa katılımcıları anketine göre yıl sonu tüketici fiyat endeksindeki artış beklentisi %37,77 oldu. Yıl sonu dolar beklentisi 23,15'e çıktı. Cari yıl için gayri safi yurt içi hasıla artış beklentisi %3,5'da, gelecek yıl büyüme beklentisi de %4,4'de sabit kaldı. Türkiye bu yılın ilk çeyreğinde Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'a yapılan ihracatta atağa kalktı. Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre Türkiye'nin Birleşik Arap Emirlikleri'ne ihracatı bu yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla 262 milyon 722 bin dolar artarak 1 milyar 23 milyon dolara çıktı. Suudi Arabistan'a yapılan dış satımsa 611 milyon 816 bin dolara yükseldi. Güne yatay seyirle başlayan Borsa İstanbul hafif primli seyretti. Endeks 5000 seviyelerinde görüldü. Altında yatırımcıların Fed yetkililerinden gelen faiz artışlarının devam etmesi gerektiğiyle ilgili yorumlar sonrası düşüş görüldü. Altının ons fiyatı 1984 dolar seviyelerine düştü. Gram altın ise 1237 TL seviyelerine geriledi. Dolar TL 19.40 seviyesinde. Petrol fiyatlarında talep toparlanmasına ilişkin endişeler ve Fed'in faiz artırımlarına devam edeceği beklentileri baskı yarattı. Brent petrol 83,32 dolar seviyesine düştü. Evet değerli izleyiciler, gündeme ilişkin önemli başlıklarımız bu şekildeydi. Hemen Tuğçenur Hocama hoş geldiniz demek istiyorum yayınımıza. Aynı zamanda da Yeşim Hanım burada stüdyomuzda. Kendisine de hoş geldiniz demek istiyorum. Evet Tuğçenur Hocam. Merhabalar Fatma Nur. İyi yayınlar. Çok teşekkür ediyorum. Hemen biliyorsunuz bugün gündemimiz de yoğun. Çok vakit kaybetmeden başlamak istiyorum. Tarımsal girdi fiyat endeksleri açıklanmıştı. Baktığımızda Nisan ayına ilişkin tüketici güven endeksleri de açıklanmıştı. Tüketici güven endekslerinde artış olduğunu görüyoruz. Şubat ayındaki tarımsal girdi fiyat endekslerine baktığımızda da verilerin Şubat'ta aylık bazda %1,22, yıllık bazda ise %69,99 gibi yüksek bir şekilde izlediğini görüyoruz. Yani aslında baktığımızda gıda enflasyonu diye de söylenebilir. Tarımsal girdi enflasyonu olarak da söylenebilir. Baktığımızda bu yüksek rakamlar ya da bu artış Şubat ayındaki sebepleri neler olabilir? Şubat ayının depremin gerçekleştiği ay olması da aslında biraz öne çıkıyor. Gıda fiyatlarını bu veriler nasıl etkileyecektir? Buyurun Tuğçenur Hocam. Evet, elimizde bir olumlu bir olumsuz gelişme ve veri var. Tarımsal girdi endeksinde fiyatların bu denli yüksek gelmiş olması önümüzdeki aylarda zaten biz etkilerini görmeye başladık ama bundan sonrası da çok daha yüksek bir şekilde etkilemeye de devam edecek. Benim sesim seni etkiliyor mu Fatma Nur Hanım? Evet çok net Tuğçenur Hocam. Tamam. Sanki ben internette bir sıkıntı var gibi hissettim. Demek ki yok. Şimdi bu tarımsal girdi de fiyatların nelerin etkilediğine öncelikle bir bakmamız lazım. Burada tohum, gübre, tarım ilacı, tarım aletleri, sulama, tarımsal krediler de bunun içine girerken en önemli tarımsal girdi endeksi fiyatları yükselten en büyük etkinin enerji fiyatlarındaki artış olduğunu görüyoruz. Bakın her noktada hem dış ticaret verilerinde hem ithalat işte bütçe açıklarında her yerde biz bu enerjiyi görüyoruz. Birazdan da konuşacağız yine. Enerjiyle ilgili başka bir başlığımız daha var bugün.
Ama tarımsal girdi endeksinde de en büyük etkini yine enerji fiyatlarındaki artışla beraber çiftçimizin giderlerin artmasıyla birlikte yine bizim soframıza gelen ürünleri işte pazarda marketten alacağımız ürünlere fiyatların yansıdığını görüyoruz. Buradaki en önemli yani girdideki artışın enerjide kaynaklandığını görüyoruz. Ama bunun yanında tabii ki diğer tüm girdilerde de enflasyona bağlı bir artışla birlikte topyekünde 69.99 gibi yüksek bir oranda bir artışın olduğu maalesef görülmekte. Kesinlikle öyle Tuğçe Hocam. O zaman siz sulama gibi maliyetlere de aslında burada dikkat çektiniz. Aynı zamanda da enerjinin de çok fazla ön plana çıktığını söylediniz. Evet, ben hemen Yeşim Hanım'la devam etmek istiyorum. Yeşim Hanım, tekrardan hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizin girişimciliğinizden olduğunu biliyoruz. Mami'nin aslında kurucususunuz. Evet, kurucu. Nasıl başladı bu serüveniniz? Bizlere birazcık bahseder misiniz? Öncelikle kendinizden de bahsedersiniz. Tabii ki. Yani uzun yıllar ben sağlık sektöründe iletişim ve pazarlama alanında çalıştıktan sonra 2005-2006 yılında bir yol ayrımına geldim. Bu yol ayrımından sonra da hayatımı değiştirmem gerekti. Şu an var eşimle tanıştıktan sonra. Çok yoğun bir iş hayatım vardı. Sektörün ilk iletişim ve danışmanlık şirketini, sağlık iletişim ve danışmanlık şirketini kurdum. Ve aynı zamanda da hobim olan fotoğrafçılığı hayatın içine entegre ettim. Ve bundan sonra da bu yola çıktıktan sonra kurumsal hayatı bırakıp kendi hayatıma geçen, yani kendi hayatımın patronu olmaya karar verdiğimde de hayat beni farklı yerlere sürükledi. İki tane daha kızım oldu ve o kızlarımın doğumuyla da birlikte girişimcilik yönümü artık ortaya çıktı diyebilirim. Yani aslında her doğumda yeni bir iş doğurdum ben. Var olan iletişim medya danışmanlık şirketimle birlikte fotoğrafçılık kariyerim ön plana geçti. 2011 yılında son kızımın doğumundan sonra da fotoğraf hayatımla birlikte dijital medyada dijital içerik üreticisi olarak ilerlemeye başladım. Türkiye'de her zaman söylediğim bir deyim vardır. Hani dijitalin Oxford'u vardı ben mi okudum diye her yerde söylerim. Çok güzel bir söylem. Evet, gerçekten dijital yolculuğa çıktığımızda influencer nedir ya da dijital içerik nedir hiçbir şekilde bilinmiyordu. Dolayısıyla da bütün girişimlerim beni farklı yönlere taşıdı. Kurumsal hayattan sonra tekrar iş ve girişimcilikte dijital bir girişimciyim aslında baktığınız zaman da. Hani elle tutulmayan, gözle görülmeyen bir içerik var ama yeni dünya düzeninde artık her şeyimiz dijital ve bu dijital düzene uyumlanıyoruz. Mami'de 2018 yılında yine eşimle birlikte kurduğumuz şirketin ismi o sağlık alanında devam ediyor. Ben tamamen işin dijital ve medya kısmındayım. İhtiyaç duyan küçük ölçekli şirketleri, büyük şirketleri özellikle sağlık alanında hizmet veren kurumlara dijital danışmanlık hizmetleri veririm. Onlarca marka konumlandırması ya da sektörde nasıl bir yer almaları gerektiklerini ya da onların hikayelerini ortaklık ediyorum diyebiliriz aslında. Çok güzel gerçekten de. Kadın girişimciliği ve yine dijital içerikleri üzerine daha detaylı da konuşacağız. Şimdi bir diğer konumuz var. Hemen Tuğçe Hoca'ya yönlendirmek istiyorum bu sorumuzu da. Tuğçe Hocam, biliyorsunuz Merkez Bankası'nın düzenlediği bir anket vardı. Buna göre yıl sonu için beklentilerini bu ankette yanıtlanmıştı. Baktığımızda anketin sonuçlarında dolar için çok yüksek beklentiler olduğunu görüyoruz. Yıl sonu tüketici fiyat endeksindeki artış beklentisi %37,77 iken yıl sonu için dolar beklentisinin 23,15'e çıktığını görüyoruz. Siz ne düşünüyorsunuz bu anket sonuçları hakkında? Sizin dolar beklentileriniz nelerdir piyasada? Şimdi tabii küresel piyasalarda da Türkiye'de de bir volatilitenin yüksekliğini görmekteyiz ve bu durumun bir süre daha devam edeceğini görüyoruz. Ancak bugün Fed'in açıklamalarında, işte Fed başkanlarının açıklamalarında ya da yetkililerin açıklamalarında faiz artışıyla alakalı bir miktar daha artış, yani birkaç ay daha artışla devam edeceklerini öğrendikten sonra ise altında hemen bir geri düşüş gözledik. Biliyorsun birkaç haftadır size yayınlarımızda konuşuyorduk. Altı yükselecek diye yatırımcıları da bu konuda yönlendirmiştik. Hakikaten de kısa vadede bu gerçekleşti. Ancak tabii halkımızda bizim altınla alakalı fiyatın değişiminin iç piyasalardan veya bizim ülkemizin kendi iç ekonomik durumuyla alakalı ne olduğu düşünürken esasen altının ons fiyatının yani genel olarak bu düşüş veya düşüş veya çıkışların aslında küresel piyasalardan çok daha yüksek ölçüde etkilendiğini bir kere daha buradan tekrar etmek isterim. Bu nedenle de bakın hemen altın fiyatları da bu ölçüde küresel piyasalardaki yani Fed'in faizi artırabilirim şeklindeki bir açıklaması bile etkilemiş oldu.
Muhtemelen haftaya veya işte Mayıs ayı içerisinde Fed'in yeni açıklamasıyla beraber de yeni yeniden işte altında düşüş gibi bir durumda da söz konusu olabilir. Ama tabii bunları söylemek için henüz erken. Dolarla alakalı şu an piyasada bir yani televizyonların açıkladığı rakamlarla veya işte bu sizlerin alt yazıda geçirdiğiniz rakamlarla piyasadaki rakamın bir miktar farklı olduğunu görüyoruz. Hatta ben bugün Bursa'dayım ve burada kapalı çarşıda işte gezerken esnafla da sohbet ederken bir likidite de hafif bir şey olduğunu görüyorum. Yani paranın dönmesiyle alakalı bir miktar sıkıntı var gibi görünüyor ve bu biraz da doların da fiyat farkı, altının da öyle. Şimdi biz altının burada mesela gramını 1237 lira diye konuşuyoruz ama çok daha yüksek rakamlarla piyasada cismen altını alabiliyor olduğunuz gibi bir durum söz konusu. Böyle bir farklılık var. Önce buna bir dikkat çekmek istiyorum. Ancak bir taraftan da Çin'den gelen olumlu bir beklenti, yani Çin'in büyümesindeki beklenenden, yani 4 beklenirken 4.5 oranında büyümeye gerçekleştirmesi ve yılın genelinde ortalama %5 ve ikinci çeyrekte de %6'lık bir büyüme bekliyor. Bakın bu da küresel piyasaları çok etkiliyor. Biz hep ABD'yi, Avrupa'yı konuşuyoruz ama esasen Çin'in büyümesi topyekun tüm dünyayı etkileyecek şekilde. Kesinlikle öyle. Yeni başlıklarından bir tanesi ama Tuğçe Hocam, benim de zaten size bir sonraki sorum tam da bu olacaktı. Çin'in beklentilerin üzerinde büyümesi bizleri ve küresel piyasaları nasıl etkiler? Bir de IMF'nin bir beklentisi vardı aslında. Önümüzdeki 5 yıl içerisinde Çin'in küresel büyümeye Amerika Birleşik Devletleri'nin 2 misli katkı sağlayacağına ilişkin bir öngörüsü vardı. Buna da katılıyor musunuz diye de size ayrıca soracaktım bir sonraki sorumda. Buyurun. Yani şimdi o zaman birleştirerek burada evet, devam buyurun, edelim. Evet buyurun, birleştirin lütfen. Şimdi Çin tabii şu an biliyorsunuz Fransa'yla, Suudi Arabistan'la, yine başka Rusya'yla birçok ülkeyle artık kendi başına çok bağımsız politikalar ve çok ciddi güçlü ekonomik ilişkilerle ilerleyen ve kendini de yine şimdi pandemiyle birlikte bir kapanan bir ekonomi söz konusu değil mi? Bu çok uzun sürdü. Yani birkaç aydan bahsetmiyoruz, birkaç yıldan bahsettiğimiz kapalı bir ekonomiden bahsediyoruz. Bunun ardından açılan ve işte tüketici, onların da yine tüketici güven endeksi harcamaları, fabrikaların, üretimlerin artmasıyla beraber ekonominin hızla canlandığını ve Türkiye'nin bakın kaç katı büyüklüğündeki bir ülkeden bahsediyoruz Çin'de. Yani 1.4 milyar nüfustan bahsediyoruz ve onların ekonomilerindeki, onların harcamalarındaki en ufak artışın dünya küresel piyasalarda çok olumlu etkileri mevcut yani. Bir anda piyasayı canlandıran, beklentileri olumlu hale getiren, bakın hemen ABD borsalarında bile %0.2'lik bir artış, işte önceki kayıpları da telafi edecek şekilde totalde %0.8 şeklinde bir büyümeyle, olumlu pozitif artışla sonuçlanıyor. Bu nedenle Çin'in, yani IMF'in beklentisi olabilir bence de ABD'den daha yüksek katkı sunacağını, zaten esasen bunu ABD çok daha öncesinden gördüğü için kendisinin dünyanın en büyük ekonomi olmasının önüne Çin'in geçebilmek için ticaret savaşlarını başlattı. Ta 2016'dan beri bunları biz konuşuyoruz. Ve ticaret savaşlarıyla beraber işte uluslararası ticarette Çin'in önüne bariyerler koyarak bu büyümesini azaltmaya, yavaşlatmaya çalışıyor. Esasen bunun bir de şöyle bir negatif etkisi olacak ABD için. Çin şu anda doların, hatta sadece Çin değil biliyorsunuz, bu bizim ülkemizin de politikalarından bir tanesi. Yani doların rezerv para olmaktan çıkartılması, işte uluslararası ticarette başka paraların kullanılması şeklinde ilerleyen bir politika yürütülüyor. Ve kötü komşu, hani pardon neydi, kötü ev sahibi kiracıya ev sahibi, öyle bir laf vardı. Evet. Yani burada Çin üzerindeki baskının aslında başka gelişmelere doğurduğunu ve Çin'in kendi başının çaresine bakabilmek adına ve ABD baskısından kurtulmak adına dünyada kendine yeni ekonomi partnerleri aradığını ve bu gelişimini diğer partnerlerle devam ettirmeye çalıştığını ve doları rezerv para olarak olmaktan çıkartmak adına birçok anlaşmayı yapmaya çalıştığını ve Çin'le, Rusya'yla bunu bu konuda bayağı ilerlediklerini, Suudi Arabistan'da, bakın bugün Fransa
Avrupa'nın bu anlamda liderliğine soyunmuş durumda ve Macron biliyorsunuz Xi Jinping'le bir görüşme yaptı ve yine bir sürü ticaret anlaşmaları imzaladılar. Bakın bunlar IMF'in bu öngörüleri boşuna değil, çünkü bu anlamda Çin hiç durmuyor. Yani ABD'nin yıldırma politikalarına, ticari savaşları ile yıldırma politikalarına karşılık yine kendini savunmaya geçmiş durumda ve başka yollar arıyor. Bu nedenle de Çin'in bundan sonraki dönemde çok daha fazla büyüyerek ABD'nin önüne geçeceği zaten yıllardır konuştuğumuz, öngördüğümüz konulardan biri. Evet, kesinlikle öyle. Doların rezerv para olmaktan çıkarılması ve Çin'in de birçok ülkeyle yaptığı anlaşmalar ve ticarette de kendi yerel para birimlerini kullanarak aslında ilerlemesi, bunlar doların hegemonyasını yıkmak adına çok önemli adımlar gerçekten de. Yeşim Hanım, hemen sizinle devam edelim. Bildiğiniz üzere girişimcilik çok önemli bir alan aslında baktığımızda. Birçok kişinin de projelerinin olduğunu ve girişimcilik üzerine çalışmalarının olduğunu biliyoruz. Neler tavsiye edersiniz izleyicilerimize ve bir kadın girişimci olarak kadın girişimciler ne gibi zorluklarla karşılaşıyor bu serüvende? İsmi üzerinde kadın, kadın girişimi ve kadın olmalarıyla birlikte zorluklarla karşılaşıyor. Çünkü ataerkil bir ülkede yaşıyoruz. Dolayısıyla da kadının yani yeri evidir, çocuklarıyla ilgilenmesi gerektiği bakış açısını yıkmamız çok zor oluyor. Kalıplarını çırpmak. Kadın yöneticiler geçtikçe artsa da hala anımsanmayacak derecede kadınlar evde ve yani bu yönde üniversite mezunu olsalar hani bir sendrom yaşayıp kendileri çalışma hayatlarını bırakabiliyorlar, çocukları ve hepsini takdir ediyorum. Ben de bir anneyim, üç kız annesi olarak, ama aynı zamanda kariyerle birlikte ekonomik olarak da girişim alanında kadın girişimci olarak da hayatıma devam ediyorum. Burada da en büyük söylemek istediğim sonuçta birçok faktör devreye giriyor, makrosundan mikrosuna, ama endişeler devreye giriyor. Öncelikle cinsiyet ayrımcılığını bir kere gözden çıkartmamız gerekiyor kadın girişimci olacaksak. Kadının çalıştığı erkekle her alanda çalışabilir. Sadece ben fiziksel olarak farklılıklarımız olduğumuza inanıyorum. Onun dışında kadın gücünü her yerde görebiliriz ve gün geçtikçe de zaten saha içinde de bunu çok fazla görüyoruz. En çok kendilerini eksik olarak görüyorlar finansman anlamında ya da gelişme anlamında, mesleki bilgi anlamında. Bunlarla da ilgili birçok destek veren kurumlar var. Bu yönde kendilerinin öncelikle başvurmalarını öneriyorum. Bu derneklerle de iletişim halinde olmalı. Onlarca fonlar sağlanıyor Avrupa Birliği tarafından ya da destekleyen Birleşmiş Milletler gibi kuruluşlar var. Açıkçası dijital dünyada gözlerini dört açmalarına inanıyorum. Her ay mesela fotoğraf eğitimleri veriyorum kadınlara yönelik. Çok ücretsiz. Güzel. Buradan da duyurmak isterim. Katılmak isteyenler Instagram hesabımdan görebilirler. Bu eğitimlere gelenler arasından bile biz kadın girişimciler çıkarttık şu anda. İkinci yılımıza giriyoruz. Hep Türkiye ile yapıyoruz. Söylememde bir sakınca var mı bilmiyorum. Ve girişimci kadınlar çıkıyorlar ve çünkü onu görüyorum. Ürkekliklerini görüyorum kadınlar. Evet. Ürkek olmamalı. Ne yazık ki öyle. Evet. Evet, çok ürkeyiz. Çünkü hep işte sen konuşmasa, eğitimde bile daha okula gidemeyen kızlarımız var. En son biliyorsunuz şu an önümüzde bir seçim var. 28 ilden kadın adayımız yok. Yani oradan milletvekili adayımız bile yok. Dolayısıyla bizim kadın girişimci olarak da daha aktif olmamız gerekiyor. Ve bunu öyle bir heyecanla yapmalıyız ki çocuklarımıza örnek olmalıyız. Çünkü erkekleri de doğuran anneler. Hani burada kadın gücüne, doğru, anneler gününe yaklaşıyor. Aslında beyler de, eşler de ya da diğer kişiler de kadına, üretkenliğine odaklansalar biz çok daha güzel yerlerde olacağımızı inanıyorum. Ben korkmuyorum. Korkmadan cesurca ellerine hangi alanda başarılı olacaklarına inanıyorlarsa o alanda yürürüz. Az önce tarım dediniz. Tarım mesela ülkemizin en büyük sorunlarından bir tanesi haline geldi. Yaşadıklarımızla birlikte. Köyde yaşayan kadınımız eğer toprağını ekebiliyorsa toprağını eksin. Artık dijital dünyada yaşıyoruz. WhatsApp üzerinden bile, iletişim ağından bile ürünlerini pazarlayabiliyorlar. Yani en iyi ne yapabiliyorsa. Hayır, benim işim ne olabilir? Ya reçel mi satıyor? Reçelini satsın. Dijital dünya bunun için kendisine olanak sağlıyor. Zeytin mi satıyor? Zeytinyağı mı satıyor? Bunun için bir e-ticaret sitesi kursun. Çok basit bir şey. Hadi hiç onu yapamadı. Instagram'da bir mağaza açsın, bir hesap açsın. Oradan ilerlesin. Benim çok hayatımda dokunduğum kadınlar var. Şu anda inanılmaz dünya markaları arasına girmiş insanlar ne var. O yüzden güzel. Ben çok inanıyorum. Yani bir kadın bana gel, ya nereden başlayacağımı bilmiyorum. İlk önce diyorum ki bir bak, sen en iyi neyi yapabilirsin? En iyi yaptığın yönünü bul, güçlü yönünü bul. Oradan başla diyorum. Çünkü gerçekten siz ne yapacağınızı bilmezseniz kimse de gelip size hadi gel bu girişimi birlikte yapalım, bu yolda beraber demez, yürüyelim demez. O yüzden evet, de hani alanımızı iyi belirlemek gerekiyor. Onun harici artık dijitaldeyiz.
Instagram en büyük mecramız ve bütün tüketici ihtiyaçları baktığınızda bu dijital medya üzerinden gidiyor. Hani küçük işletmeler için de söylediğimiz zaman da artık kart vizitiniz gibi bir internet sitesiniz olmaları gerekiyor. Neler yapmanız gerektiğini anlatmanız gerekiyor. Onun harici dijital pazarlama diyoruz. Dijital pazarlama aslında çok kolay. Ne kadar bütçeniz olsa minnacık bütçelerle bile sponsorlu reklamlar çıkabiliyorsunuz. Hı hı. Geleneksel medyanın yerini aldı artık dijital. Yani 3 siparişten bir tanesi online veriliyor. Neden bu pazarda almasın? Hep şunu söylerler. Ya bir sürü insan var, ben neden gireyim? Ben neden gireyim diye bir şey yok. Pasta çok büyük aslında. Üretebildikçe, siz bunu pazarlayıp ve sunabildikçe her zaman bir alıcı vardır. Yani bir çıktığınız zaman, çünkü hepimizin ihtiyaçları farklı ve hepimiz farklı farklı ihtiyaçlara yönelik çalışmalarda bulunuyoruz. Doğru. Daha geçen gün bir belgesel izledim. Bir bilim insanı ateş böceklerinin larvalarını geliştiriyor ve tekrar Çin'de ateş böceklerini doğaya salıyordu. Hı hı. Ve bu saldığı alanda inanılmaz bir doğa temizlemesi var. Bakın bu da bir minik bir girişimcilik ve organik ateş böceği pirincine yönelmişler kendileri ve şu an o pirinci 3 katı fiyatla satıyorlar ve inanılmaz para kazanıyorlar. Yani Türkiye'de de bu girişimde kadın girişimcilerde belki elma, belki kiraz, belki diyorum ya ne ya da fikirlerini sosyal girişimcilikte var. Mesela çok büyük girişimciler var sosyal girişimci olarak. Yaptıkları, ürettikleri hizmetlerle inanılmaz kadınlara destek oluyorlar. Evde bebek ören, amigurumi bir bebekle örüyorlar biliyorsunuz. Evet. Onlarla markalaşıp Etsy gibi mağazalarda yer alıp ürünlerini satanlar var, çantalarını satanlar var. Yani ben kadınların istedikten sonra her şeyi yapabileceğine inanan bir girişimciyim. O yüzden de kadınları da buradan açık çağrıda bulmak istiyorum. Lütfen üretin, paylaşın, çoğalın ve lütfen bilginizi de kendinizde tutmayın. Hani eskiden annelerimiz bir kekin tarifini vermezdi ya da bir şeyi eksik söylerdi. Öyle yapmayın. Aksine bilginin üstüne bilgi ekleyin. Bak arkadaşım diyeyim, bak kardeşim ben bunu böyle yaptım ama sen belki daha böyle yaparsan diye çoğaltalım. Yani zaman, kolektif zaman, bireysellikle hiçbir yere varamayız. Zaman, evet. Dayanışmayla güçlü olarak, birbirimize sımsıkı sarılarak, ben kadın enerjisine ve kadın gücüne çok inanıyorum. Ve kadın kadının artık düşmanı lafının Türkiye'de duyulmamasını, kadın kadının kardeşidir diyerek sarılarak çok yükselmeye çok inanıyorum. Evet, kesinlikle öyle. Kadın istihdamı da hem üretim için hem de ekonomi için çok büyük anlam taşıyor. Ve sizin evet. de dediğiniz gibi çünkü bir kadını değiştirmek bir nesli değiştirmek kesinlikle. Aslında. O yüzden çok farklı bir önemi de var. Evet. Şimdi kısa bir reklam aramız olacak. Sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. BBN Ekonomi kısa bir reklam arasından sonra devam edecek değerli izleyiciler. Değerli izleyiciler, BBN Ekonomi devam ediyor. İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi öğretim üyesi doktor Tuğçe Nur Ekinci Furtan'a ve girişimci dijital içerik üreticisi Yeşim Mutlu bizimle beraber. Tuğçe Nur Hocam, hemen bir diğer konuyla devam etmek istiyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önemli açıklamaları vardı. Bildiğin üzere fahiş kira uygulamalarını hepimiz çok iyi bir şekilde biliyoruz. Bu fahiş uygulamalara karşı ciddi manada yükselen fiyatlara karşı yasal düzenlemelerin sinyalini verdi. Yasal düzenlemelerle izin verilmeyeceğini söyledi. Öncelikle ne düşünüyorsunuz? Yasal düzenlemeler fahiş fiyat uygulamalarını önlemek adına sizce yeterli olur mu? Ve genç girişimcilere faizsiz kredi müjdesini verdi, kredi desteği müjdesini verdi. Sizce nasıl karşılanır? Genç girişimcilere böyle güzel bir paketi siz nasıl yorumluyorsunuz? Sondan başlayarak cevaplamış olayım sorularınıza. Öncelikle Yeşim Hanım'ı dinlemekten çok mutluluk duydum. Kadın girişimcileri bir dönem ben de o ekosistemde, yani girişimci ekosisteminde bulunmuş biri olarak işte kendi şirketini kurmuş, yönetmiş ve ne kadar güzel. Şu an belki devam etmesem de bir dönem o süreçte yer almış bir insan olarak böyle başarılı bir kadın girişimci dinlemekten çok mutlu oldum. Kendisine selamlarımı iletiyorum ve bir cümlede ben o konuya iletmek istiyorum. Kadının buyurun. Destek olmadığı bir sistemde bir ekonominin kalkınması mümkün değil. Yani muhakkak kadın ya çalışacak, şirket kuracak, fabrikada da çalışacak, her işi yapacak, yapabildiği. Çünkü biz kadınlar da erkekler kadar her işte başarılı olabiliyoruz. Bakın bugün yine 3 kadın bu yayını gerçekleştiriyoruz. Yine çok mutlu olduğum bir yayın. Evet. Onu da ifade etmiş olayım. Çok teşekkür ederiz. Bize de ait o mutluluk. Girişimcilere, evet, girişimcilere verilen destekler kısmına geldiğimizde ise bu kadın girişimcilere de bizim devletimiz çok destek oluyor. Ben de bu desteklerden, KOSGEB'in desteklerinden, eğitim desteklerinden faydalandım. Ve şu an bunlar halen devam ediyor. Bugün Cumhurbaşkanımızın açıkladığı
duyuruda genç girişimcilere faizsiz verecek kredilerde ben şöyle bir sinyal sezdim. Alt cümlesinde çok fazla detayları olmamakla beraber, yani detaylar çok verilmemiş konuyla alakalı. Ama ben şunu görüyorum, bu sanki destek özellikle tarıma yönelecek gibi. Yani biz burada sizle biliyorsunuz aylardır bunu konuşuyoruz. Depremden sonra bölgenin işte tarım alanında özellikle teknolojik yatırımlarla, yani tarım ve teknolojinin birleştirilerek gençlerin de buna yapacağı hale getirilmesiyle alakalı, bu konuda destek verilmesiyle alakalı konuşuyorduk. Bence Cumhurbaşkanı sesimizi duymuş. Evet, ve kesinlikle. Bu konuda bu yani yatırım, yani kredi desteklerinin özellikle tarımsal alanda devam edeceğini görüyorum. Belki tüm alana yayılacaktır. Detayları verilmemiş çünkü sadece genç girişimcilere faizsiz kredi desteğinin verilmesiyle alakalı konuşulmuş. Tabii burada genç girişimciye destek verilmesi ne demek? Ekonomi için bir kere çok önemli. Çünkü direkt yatırım olarak geri dönecek, iş gücü olarak. Bir kere genç kişi zaten genç dediğimiz işte 30 yaşa kadar, 35 yaşa kadar olan, orada herhalde bir yaş sınırlaması koyacaklardır. Muhtemelen. Ve bu insanlar zaten ya kariyerlerinin başındaki insanlardır ya daha önce hiç çalışmamışlardır veya işte birkaç sene çalışıp hani belli sektörlerde belli tecrübe edinmişlerdir. Bu kişilere faizsiz kredi vermek, onların kuracağı işlerde istihdam yaratmak, bir kere kendilerine istihdam yaratmak, yani kendileri için bir iş gücü, iş yeri açmış olmaları, girişimci olarak ve bunun yanında başka insanlara da iş olanağı yaratacakları açısından ekonominin büyümesi anlamında çok büyük, çok olumlu bir gelişme. Hele ki bunu tarıma yönlendirmek Türkiye'nin iki derdine de çare bulmuş olur. Birincisi işte büyümeyle alakalı, ikincisi tarımsal üretimde üretime katkı sunması. Ve aslında bu o kadar geleceğe yönelik bir yatırım ki, şimdi genç bir insanın tarımla alakalı bir girişim kurması ve bu alanda yatırım yapması demek, onun ömrünü tarımla geçirecek olması demek. Örneğin 25 yaşında böyle bir girişime başlasın, çalışabileceği en az 30 sene olacak önünde ve düşünsenize ekonomiye sunacağı katkıyı, geleceğe sunacağı katkıyı. Bu müthiş bir şey. Bu çok istediğimiz bir şeydi. Çok da olumlu, çok güzel bir açıklama. Tam da zamanında, tabii detayları verilmedi. Detayları verildiğinde tekrar konuşuruz. Ama şu anda gençlerin kendi işlerini kurabilmeleri için faizsiz bir kredi onlara can suyu gibi olacaktır. Ben şu an o yaşlarda olsam beni de çok heyecanlandırırdı. Kesinlikle. Çok güzel bir gelişme. Evet, kesinlikle öyle. Bir şey daha sormuştunuz. Fahiş kira uygulamaları üzerine yasal düzenlemeler açıklaması vardı yani Erdoğan. Yani evet, bu tabii enflasyonun bir sonucu. Aslında burada sadece fahiş fiyatla alakalı ev sahiplerine suçlamamak lazım. Kiracılar da kendileri açılarından haklı. Ev sahipleri de kendi. Şimdi şöyle de bir durum var. Şimdi ev sahibi aldığı belki kirayla kendi kirasını ödüyor ve onun kiracısı da. Ya bu bir sarmal şeklinde. Bir kısır bir döngü. Evet. İçinden çıkmak mümkün değil. Buna devletin muhakkak müdahale etmesi lazım. Ama bu müdahaleyi yaparken herkesi gözetmesi lazım. Çünkü bu kira artışlarının %25'te sabitlenmesi özellikle konutlarda evet bir açıdan kiracıları gerçekten memnun ederken bir taraftan da ev sahipleri açısından da mağduriyetleri de beraberinde getiriyor. Çok değişik durumlar oluşuyor. Bunları birkaç seferden konuşmuştuk. İşte evden çıkarım ama şu kadar hava parası isterime kadar konular gelmiş durumda. Satılacak evler satılamıyor. İçinde kiracısı olan evler satılamıyor. Bakın bu da ev sahibi için bir mağduriyet. Adam belki yatırım için aldı, işine yatıracak, evi satacak, satamıyor ki içindeki kiracıdan kaynaklı. Şimdi bütün bunları topyekün değerlendirmek lazım. Sadece enflasyonist olarak işte enflasyon baskıdan dolayı insanların kirasını ödeyememesi evet bir sorun ama bu ekonominin genel dönüşümünde de yine bir sorun. O nedenle herkesi düşünerek, herkesin çıkarını, herkesin faydasına bir şekilde devletimizin müdahale etmesi yerinde olacaktır. Evet, kesinlikle öyle. Müdahale edilmesi gereken bir durum olduğu kesinlikle aşikar. Sizin de dediğiniz gibi bir kısır döngüye dönüşmüş durumda. Sorun acaba neredeyse belki de tespit edilip bir an evvel müdahale edilmeli diye düşünüyoruz ben de.
Hemen Yeşim Hanım sizinle devam edelim. Dijitalleşme çağındayız biliyorsunuz ki. Satış ve pazarlama bu çağda nasıl olmalı? Ve baktığımızda doğru bir satış ve pazarlama stratejisi acaba kârları bir şirketin, bir kurumun kârlarını ne kadar etkiliyor? Öncelikle ben de Tuğçe Nurum'a teşekkür ederek başlamak istiyorum. Gerçekten üç kadının burada bu konuları konuşuyor olması ve girişimciliği konuşması çok değerli. Şimdi nasıl, neler yapıyor? Öncelikle her şekilde ekonomiden de tutun da temel noktalarımız var. Olmazsa olmazlarımız var. Yani dijital girişimci de olsanız bir stratejiniz olması gerekiyor. Kesinlikle. Ve bu stratejinin hedef kitleniz, marka konumlandırmanız, sektörü iyi tanımanız ve buna göre hareket etmeniz gerekiyor. Bütün pazarlama dinamikleri artık değişti ve tamamen dijital pazarlama, influencer marketing dediğimiz pazarlama ön plana geçti. Dolayısıyla da bütün attığımız bütün adımların açıkçası hem takibini yapabiliyor olmalı hem de çok dikkatli yapmanız gerekiyor. Çünkü karşınızdaki tüketici size her an her yerden ulaşabiliyor. Dolayısıyla da 7/24 bir gözetim kültürünün altındayız. Yani evet. Ben buna gözetim kapitalizmi diyorum biraz da. Kendi içeriklerimizi kendimizin verdiği bir sosyal medya ve dijital dünya düzeninde artık müşterilerimize çok iyi dinlememiz gerekiyor. Bunu da nasıl yapacağız? Paylaştığımız içeriklerle, etkili kişilerle, yani bir marka adına konuşayım. Eğer bir markaysanız önce kendi kimliğinizi çok iyi tanıyacaksınız. Ben kimim, ne yapıyorum, kimleri hedefliyorum ve nasıl bir strateji izleyeceğim. Bunun kurguladıktan sonra da hangi enstrümanlarla birlikte tüketiciye dokunacağım. Tüketici demeyeyim de artık biz ismimiz de değişti. Çünkü yeni dünya insanıyız biz. Hepimiz yeni dünya insanıyız ve çok hızlı tüketiyoruz. Dolayısıyla bize çok hızlı ulaşması lazım. Geleneksel medya kanalları artık her değişiyor. Biliyorsunuz şu anda canlı yayındayız. Aynı zamanda YouTube'dan izleyebiliyorlar. Canlı bizi internet aracılığı da izleyebiliyorlar. Televizyon izleme oranının düştüğü gibi YouTube gibi mecralar, yani video içerikler önem kazanıyor. Dolayısıyla da hazırladıkları bütün içeriklerde tüketicinin ihtiyaçları doğrultusunda hareket etmeleri gerekiyor. Yani artık ben bir ürün ortaya çıkarttım, alan alır satan sarı devri çoktan bitti. Bu ürün gerçekten onların istediği gibi bir ürün mü? Onların ne kadar ilgisini çekiyor? Onlara ne kadar işine yarıyor? Yani bir pandemiden çıktık. Pandemi sürecinde bütün markalar, yani herkes biz de dahil olmak üzere çok değişik duygular yaşadık. Eskiden alışkanlıklarımız değişti. Hayat alışkanlıklarımız değişti. Yüz yüze yaptığımız her şeyi evden yürüttük ve bir baktık ki oluyormuş ve dijitalde de her şey mümkünmüş. Aslında buradan dijitali çok önemsiyorum ve çok değerli buluyorum. Bizi çok hızlı bir şekilde ileriye taşıdı. Daha önce anlattığımız bütün konular hızlı bir şekilde yol aldı. Dolayısıyla artık kimseye sosyal medya nedir, dijital içerik nedir, neden e-ticaret siteniz olması gerekiyor gibi kimseye anlatmıyoruz. Evet. Artık günümüzde bunlara hazır bir şekilde olmazsa olmaz. Burada mutlaka olmalısınız diyoruz. Ha, neler olmalı dersiniz? Dediğim gibi az önce de bir önceki konuşmamızda da söylemiştim. Muhakkak bir kendilerini anlatan hangi mecra olursa olsun. Çünkü herkes her yerde olmak zorunda değil. Benim gibi bir dijital içerik üreticiyseniz tüm iletişim kanallarını entegre kullanmanız gerekiyor. Ama bir markaysanız yola çıktığınız zaman da hangi kanalı kullanacağınıza karar vermeniz gerekiyor. Bu ister YouTube olur, ister Instagram, ister farklı Facebook olur. Ülkemizde her ne kadar Facebook geri planda tutulsa da dünyada halen en yüksek kanal. Bunu YouTube izliyor. Yani mecrayı seçip bu mecraya göre hareket etmesi gerekiyor. Şu var, artık dijital kanallarda da etkili kişilerle, yani influencer dediğimiz kişiler, etkileyiciler sektöre yön veriyorlar ama bazen öyle bakıyorsunuz ki seçimler çok yanlış olabiliyor. Gerçek, samimi, doğal olmayan içeriklerle, o markayla örtüşmeyen kişiler buluşturabiliyor. Bunda da hani baktığınızda hani biz içerik üreticileri ya bu marka hiç olmamışız ama farklı, mesela oradaki şirketteki bir kişinin ilgi seviyesine ya da duygusal davranış modellerine göre seçim olmaması gerekiyor. Çok profesyonel yaklaşılması gerekiyor. Bu anlamda da farklı farklı firmalar şu an günümüzde var. Bu da çok yüz güldürücü ve sevinçli. Yani beni mutlu ediyor. Ama onun harca baktığınızda ben bütün adımları tek tek hesaplayıp ve buna göre hareket etmelerini öneriyorum. Çünkü bir dijital işi yapmak çok zordur. Yine kendi söyleyeyim, yani sosyal medya ile ilgili geçmiş yazılarımda da görüyorum. Vezir de der, rezil de diyorum ben sosyal medyayı. Gerçekten ben vezir olması taraftarıyım markaların. Rezil olmaksa çok kolaydır. Bir paylaşımla sizin sosyal medyada farklı farklı disiplinler vardır. Sosyal medyada rezil olmak çok kolaydır. Linçlenme çok kolaydır. Dolayısıyla bunu çok iyi yönetmek gerekir. Eskiden ajanslar bu işleri yaparken artık günümüzde şirketler de kendi içlerinde sosyal medya ekiplerini oluşturuyorlar. Çünkü ciddi prodüksiyon, fotoğraf çekimi gibi dinamikler devreye giriyor. Ama mesela küçük işletmeler için özellikle de en basitinden dijital nedir, dijitalle nasıl uyumlanır eğitimlerini kendilerine online dahi olsalar almalarını ben öneriyorum. Evet, kesinlikle öyle. Sizin de dediğiniz gibi doğru bir şekilde kullanmak da çok önemli ve artık günümüzde bir ihtiyaç haline geldi. Siz de çok güzel bir şekilde ifade ettiniz, detaylı bir şekilde.
Tuğçe Nur Hocam, hemen ben bir diğer konuyla devam etmek istiyorum sizinle. Biliyorsunuz Karadeniz gazı yarın aslında ilk testi yapıldı bugün ve artık da üretilmeye başlanıyor. Yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılacağı bir törenle devreye alınacak. Baktığımızda ekonomiye katkısının 35 milyar lira gibi bir rakam olduğunu görüyoruz. Türkiye'nin enerji alanındaki hamlelerini zaten biz sizinle çok konuşmuştuk ama biliyorsunuz ki enerji ithalatını büyük oranda azaltacak bir keşif bu. Yine baktığımızda birçok konuda dış ticaret açığında olsun, başka alanlarda olsun enerji alanına siz sürekli değiniyorsunuz. Diğer uzmanlarımız da değiniyor. Nasıl yorumluyorsunuz bu hamleleri Türkiye'nin gerçekleştirdiği? Evet, bu benim konuşmaktan çok keyif aldığım bir konu. Çünkü dış ticaret derslerinde üniversitemizde anlatırken öğrencilerime şöyle bahsediyorum. Türkiye'nin bu enerji politikası, yani kendi enerjisine sahip olma politikası o kadar önemli ki bunu çözmeden gelecekte dış ticaret açıklarımızı kapattığımız bir gündemimiz mümkün değil, olamayacak. Yani mutlaka bu enerji konusunda biz kendi kaynaklarımıza sahip olmalıyız. Kullanımda belki tamamı olmasa da bir miktarını, işte zaten şu anki görünüş onu gösteriyor. En azından kendi işte mesela bu gazın günlük üretimi günlük 40 milyon metreküp'e ulaştığında Türkiye'deki bütün hanelerin doğal gaz kullanımını karşılayacağı durumu söz konusu. Bakın bu çok güzel bir şey ve yıllarca bunu zaten oradaki kaynak tükenene kadar biz yenisini de buluruz. Çünkü bu bir kere öğrenme meselesi. Bunu bir kere bulmayı, çıkarmayı, kullanabilmeyi öğrendikten sonra ki bu konuda destekler aldık, tecrübemiz artıyor ülke olarak. Bunu bir kere başardıktan sonra biz artık buna devam edebiliriz. Tabii ki bunun için güçlü bir irade lazım. Şu anda Türkiye'nin en kronik sorunu, yani uluslararası ticarette dış ticaret açıklarının kapanmasındaki, her zaman söylüyoruz, Türkiye'nin enerji, yani ithalatının üçte birini bugün enerji oluşturuyor. Bakın rakamları da yazdım tekrar hatırlamak adına, ne kadar büyük olduğunu görmek için. Türkiye'nin enerji ithalatı 2022 yılında yaklaşık 97 milyar dolar. Peki Türkiye'nin toplam ithalatı nedir? Yani bütün kalemler, bakın her şey, otomotiv olsun, elektronik olsun, telefonlar olsun, bilgisayarlar olsun, her şey. Hepsinin topladığımızda ise yaklaşık 300 milyar dolar gibi bir ithalat rakamımız var. Bakın üçte birine denk geliyor enerji. Şimdi biz her ay dış ticaret açıkları konuşuluyor, rakamlar geliyor, soruyorsunuz. Ben hep aynı cevabı veriyorum. Soruyorsunuz, hep aynı cevabı veriyorum. Neden? Çünkü biz insanlar, yani enerji kaynağı olan ülkeler hangi rakama satarsa o paradan bu enerjiyi almak zorundayız. Çünkü biz üreten bir ülkeyiz ve üretimimiz enerjiye bağlı, bağımlı ve biz de o ülkelerden aldığımız enerjiye bağımlıyız. Evet. Bunun çözümü kendi enerjimize sahip olmamız. Ve bu Türkiye'yi güçsüzleştiren bir durum. Kendi enerjimize sahip olmamamız ve ithalata bağımlı olmamız. İşte Rusya'dan alıyoruz, Suudi Arabistan'dan alıyoruz, Irak'tan alıyoruz, İran'dan alıyoruz. Birçok ülkeden, başka Afrika ülkelerinden alıyoruz. Cezayir'den yine tedarik, evet tedarik zincirimiz çok gelişkin ve Türkiye birçok enerji hattına da ev sahipliği yapıyor. Bu anlamda enerji güvenliği açısından da bir tehdidi yok. Her şey yolunda. Ama bakın bugün Almanya kendini Rus enerjisine bağlamışken bir anda neler oldu? Ve hiç yoktan, hiç ortada olmayan bir durumdan Ukrayna'ya açılan bir savaşla, ABD'nin Rusya'yı desteklemesiyle ve Avrupa'nın da kendi yanında yer alarak Rusya'ya karşı yaptırımları desteklemesini istemesiyle bir anda Almanya'nın ekonomisinin sarsıldığını gördük. Bakın Almanya bankalarının bile sarsıldığını gördük. Dünyanın en güçlü ekonomilerinden biridir Almanya. Şimdi enerji bağımlılığı bak böyle noktalara getiriyor ülkeleri. Evet. Şimdi biz Karadeniz'de enerji yataklarının olduğunu görmüşüz. Doğu Akdeniz'de görmüşüz. Bunları nasıl almadan, nasıl kullanmadan durabiliriz? Bunlar bizim doğal hakkımız, ülkemizin, coğrafyamızın hakkı, bizim gençlerimizin, bizim geleceğimizin hakkı bu. Bunları kullanmak durumundayız. Ama alıp çıkarıp kullanabilmek de bir irade gerektiriyor. Bu iradeyi şu an sahibiz. İnşallah gelecekte de bu şekilde devam eder.
Ve Türkiye kendi enerjisinin sahibi olarak bunu kullanarak ekonomisini çok daha iyi yerlere taşıyabilir. İşte Türkiye yüzyılını biz ancak öyle görebiliriz. O bu şekilde görebiliriz. Çünkü enerji bizim ithalatımızın 1/3'ünü oluşturuyor. Bir kere daha tekrarlamış olayım. Bu totalde 710 milyar metreküp bir doğal gaz kaynağından bahsediliyor Karadeniz'de ve yarın Cumhurbaşkanımızın bu açılışı yapacağını, kullanımla alakalı ilk kullanımı sağlanacağını öğrendik. Bir daha tekrar etmiş olayım. Günlük 40 milyon metreküp'e ulaştığında Türkiye'deki bütün konutlarda doğal gaz ihtiyacını karşılayabilecek bir kaynağa sahibiz. Ülkemizin hayırlı olmasını, devamlı olmasını, artarak çoğalmasını temenni ediyorum. Evet, gerçekten de çok güzel bir müjde. Sizin de dediğiniz gibi aslında bir hayaldi Türkiye için, gerçek olduğunu görüyoruz. Sizin de dediğiniz gibi Türkiye vizyonu gerçekleştirmek için bağımlılıklardan, dışa bağımlılıklardan kurtulmak gerekiyor. Enerjide de dışa bağımlı olan Türkiye'den kendi enerjisini kendisi üretebilen bir Türkiye'ye aslında geçişin sembolü bence yarınki tören. Ve sizin de dediğiniz gibi artık enerji hem savaş sebepleri hem de savaşlarda bir silah olarak kullanılıyor. Yine baktığımızda Almanya ekonomisini sarsacak kadar da güçlü bir silah. Bu yüzden de Türkiye'nin bu alanda da bir an evvel kendi enerjisini üreterek vizyonunu ortaya koyması çok önem taşıyor. Kesinlikle çok teşekkür ediyoruz değerli görüşleriniz için de Tuğçe Nur Hocam. Şimdi kısa bir reklam aramız olacak, sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. BBN Ekonomi kısa bir reklam arasından sonra devam edecek. Değerli izleyiciler, BBN Ekonomi devam ediyor. İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Tuğçe Nur Ekinci Furtan'a ve girişimci dijital içerik üreticisi Yeşim Mutlu bizimle beraber. Evet Yeşim Hanım, baktığımızda biz ihracatı çok konuşuyoruz şimdi. Evet. Türkiye'nin dış ticaret açığını kapatmak açısından ihracat çok önemli, üretim çok önemli. Ama baktığımızda en önemli şeylerden bir tanesi de markalaşma. Yani bir marka olmadan üretim konusunda aslında yaptıklarınız biraz da boşa çıkıyor ya da hedef aslında marka olmak. Baktığımızda Türk markalarını biz ne zaman küresel platformlarda bir marka olmuş olarak görebileceğiz? Sizin görüşleriniz nelerdir ve markalaşma süreci nasıl oluyor? Yani marka biliyorsunuz zaten değer katıyor. Bir marka ile ilgili bir şöyle örnek vereceğim. Bu bir telefon. Bu telefon farklı farklı modelleri var ama belirli bir markaya sahipseniz en yüksek rakamı siz alıyorsunuz. Yani marka aslında değer demek bana göre. Ve bunun için, bu değerin içine de birçok yine detay giriyor. Kimliğinizden, logonuzdan, içeriğinizden, iletişiminizden, doğaya katkınızdan birçok denge ve dinamik var markalaşma sürecinde. Yani Türkiye'de genelde marka algısı şöyle, hani bir ürün yarattım, hani bunu bir markalaştırayım, sonra da güzel, yüksek fiyatta satışlar elde edeyim diye, ama öyle olmuyor aslında. Genelde de birçok insan bu yönde geliyorlar. Hani benim bir ürünüm var, bu ürünüm marka olsun, daha sonra da kabul edeyim. Kabul almak kolay değil. Şunu söylüyorum, sen ilk önce hazır mısın? Bu bir yolculuk. Bu yolculuğa çıkarken üzerine düşen görevleri tam olarak yapabilecek misin? Biz kendine şaşırıyor. Önce bir fizibilite çalışmamız gerekiyor. Sen neyi hedef? Az önce de söylemiştim. Yani bütün dinamiklerini, marka konumlandırmanızdan tutun, etiketinizden tutun, işte yüz yüze görüşecek ya da sıcak satış yapmayacaksanız da dijital ortamdaki kimliğinize kadar bir kere her şeyinizin tam ve eksiksiz olması gerekiyor. Bunların, bu manifestoları da, yani misyon vizyonu geçtim, her şekilde anons etmeniz gerekiyor. Ha, dünya sektörüne çıktığımızda Türkiye'den çıkmış güçlü markalarımız turizm sektöründe hep görüyoruz. Zaten Türkiye kendi markasını yönetmekte şu son dönemde çok ciddi atağa geçti ve çok güzel de Türkiye markası yönetiliyor. Ama baktığınızda, gittiğinizde bir Amerika pazarına girdiğinizde ben Türk markasıyım, geldim, anlı şanlıyım, hadi hop beni de satın alın diye, öyle bir dünya yok. Çünkü biz küreselleşme yolculuğunda eksik kalıyoruz. Neden eksik kalıyoruz? Çünkü o, evet var, ben çok başarılı, hatta birçok global marka Türkiye'de konumlanmış ve buradan Ortadoğu ve diğer bölgelere yönetiyorlar, ama Türk markalarının farklı Avrupa ya da Amerika küresel pazarına yer bulması çok zor. Çünkü oranın dinamiklerini çok iyi bilmeleri gerekiyor. Bu tekstilden diğer üretime, dijitalden ya da kozmetiğe, hangi anlamda aklınıza gelirse gelsin, oraya onlar gibi yaşamamız gerekiyor. Biz o dinamikleri oradaki, mesela en yakından benim yine bir yöneticisi olduğum bir kozmetik markası var. Amerika'da ve Türkiye'den hizmet satın alıyor bu kozmetik markası.
dijital ajans Amerika dinamiklerini bilmek zorunda. Bilmezse nasıl bir strateji geliştireceğini ve nasıl bir pazarlama faaliyet yapacağını bilemiyor. Dolayısıyla da bütün konumlandırma en baştan başlıyor. Ha, çok büyük firmalar, çok büyük yatırımlar var. Dünyada çok kabul görmemiş, çok güzel markalarımız var. Hem elektronikli diğer. Onların zaten baktığınızdaki başarı hikayelerinin arkasında çok güçlü yöneticilerin olduğunu görüyorsunuz. Markalarına verdikleri değeri görüyoruz. Ama siz marka yolculuğuna çıktığınızda içgörüleriniz ve diğer sesleri hiç dinlemeden kendi kendinize hareket etmeye karar verirseniz de çok cılız ve eksik kalıyorsunuz. Bu yüzden de hani ben herkesin marka olduğunu düşünmüyorum Türkiye adına. Türkiye'den evet güçlü markalarımız var, holdinglerimiz var. Onları da çok takdir ediyorum. Çok ciddi emek harcıyorlar. Ama yine de hani global düşün, yerel davran sözünde çok değer veririm. Bizim Türk markalarımız da yerel olmalarına hemen global düşünmeleri gerekiyor. Burada da hani bu sözü biraz ters çevirmek isterim. Evet biz ürünlerimizle yani özellikle tarım kısmıyı da onlar bize ait markalarda ama biz kendi markalarımıza bile sahip çıkamamışız daha geçmişte. Bunun örneklerini sahiplenmiş ülkeler var. Aslında bunları bile tersine döndürmemiz gerekiyor ki Türkiye'den çıkmış mesela lale en basitinden yoğurt evet. Mesela Türklerinde ama onlar farklı farklı. Mesela Amerika'da yaşayan bir yoğurt markası vardır dünyanın ve inanılmaz çok işler tanınan, yapıyordur. Evet. Çok tanınan bir yoğurt markasıdır ama kimse onun Türk olduğunu bilmiyor. Evet, yani bize özgü olmasına rağmen evet, onlar markalaştırmışlar. Evet yani bu yüzden de hani buna çok önemsiyorum ben. Buradan da eğer bu programı izliyorlarsa hani akıllarında ufacık bile ben büyük piyasalarda olmak istiyorum derse yerellikleriyle dünya piyasalarında yer alabilirler. Yine burada Norveç'te yaşayan bir dönem danışmanlık verdiğim bir markamız var. Kendileri mesela Çanakkale'nin yerel ürünlerini dünya markasına alıp marketlere girip ve tamamen kendi gelenek ve görenekleriyle özdeşleştirip şu anda İtalya'ya şarap, zeytinyağı, peynir ya da farklı farklı şeyler satar duruma geldiler. Neden satılmasın? Çünkü biz şey yapıyor. Ya biz giremeyiz. Giremeyiz diye bir şey yok. Dijitalin olduğu dünyada etkinlikler var, fuarlar var, yüzde görüşmeler var. En kötü hiçbir şey bilmiyorsanız da yurt dışında temsil eden Türkler var. Bu kişilerle iletişime girip buradaki iç dinamikleri, mevzuatları, yasal düzenlemeleri öğrenip bu marka yolculuğuna birlikte çıkmaları gerekiyor. Ama en basitinden markaların bir kere bir de Türkiye'de yapılmayan bir de şey var. Marka tescilini almıyorlar. Buradan da açık olarak da söylemek isterim. Evet. Bir marka yolculuğuna çıkıyorsanız da atıyorum ne diyelim ışık markasını satın alacaksın. Lütfen gidin bir başvuruda bulun. Çok cüzi de olsa ışığın ilk önce tescilini alın. Evet. Sonra geliyoruz bakıyoruz dünya markası olacağım değil mi? Tescili yok. Hani burada tescili da yok. Yani artık ben bazı şeylerin olması gerekenleri değil olmaması gerekenler ya yani olmayanları anlatıyorum size burada ama çok basit şeylerde bile düşünemiyoruz. Çünkü düşünmemiz gerekiyor. En basit en küçükten hani en sonuna kadar belirlememiz gerekiyor. Ama burada da yol arkadaşları olabilir, kendi bünyesinde olabilir. Ben olmaza inanmıyorum, imkansıza da inanmıyorum. Eğer herkes başarıyorsa, bütün dünya markaları, Türkiye'den de çıkan güçlü markalar, herkes başarılı değil. Yeter ki istesin, yeter ki doğru kulvarda yürüsün bana göre. Evet, çok güzel ifade ettiniz. Marka tescilini henüz daha, yani ilk aslında oradan başlıyor. Tabii ki. Daha sonra dediğiniz gibi o zaman küresel piyasada sürekli takip etmek, güncel olmak, evet. Stratejileri doğru belirlemek evet. Ve sizin de dediğiniz gibi global düşünüp yerel hareket etmek aslında kesinlikle burada önemli. Evet. Çok güzel ifade ettiniz. Tuğçe'nin hocam hemen sizinle devam etmek istiyorum. Türkiye'nin bu yılın ilk çeyreğinde Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'a yapılan ihracatta büyük bir ivme kaydettiğini görüyoruz. Biliyorsunuz daha önce siyasi sebeplerden oturup bu ülkelerle ilişkilerimiz çok iyi değildi. Fakat son dönemlerde çok bu konuda iyileşmeler var. Bu da tabii ticarete, ihracata da yansıdı. Çok yüksek oranlarda artış olduğunu görüyoruz. Öncelikle Birleşik Arap Emirlikleri olan ihracatımızın 1 milyar 23 milyon dolara çıktığını baktığımızda Suudi Arabistan'a yapılan dış satımların ise 611 milyon 816 bin dolara yükseldiğini görüyoruz. Öncelikle nasıl yorumluyorsunuz bu rakamları? Ve yine baktığımızda Fed'in faiz politikasına ilişkin beklentiler tekrar faiz artırabilir yönüne çevrildi. Bundan tabii altın da etkilendi. Sizin Fed'in önümüzdeki dönemlerdeki faiz politikasına ilişkin beklentileriniz nelerdir diye iki soruyu bir arada soruyorum. Sorularınıza cevap vermeden önce yine Yeşim Hanım'da aslında konuştuğunuz konular benim çok yine ilgi alanıma giriyor. Keşke bana da bu soruları sorsa Fatma Hanım'a diyorum ama benim bu yayındaki rolüm diğer kısmı cevaplamak olduğu için sadece bu global düşün, yerel düşün global hareket et, yani bunun adına globalizasyon diyoruz tam olarak. Ben de sınavlarında her zaman sorarım.
buna değinmesi ve çok güzel anlattı. Çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok önemli bir konu. Markalaşma konusu, Türk markalarının dünyada duyulmamış olması ve markalaşamamız ve sadece hala Türk Hava Yolları'yla devam ediyor olmamız gerçekten üzücü. Çünkü gerçekten çok üretiyoruz, çok güzel üretiyoruz. Bunun markayla da değerinin markalaşarak da değerinin bilindiği günleri de görelim diyorum. Şimdi diğer tarafa, yani Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri ile ihracatımızın arttığı kısma geliyorum. Evet, bu da yine çok önemli bir gelişme. Biz üretimle alakalı hiçbir sorunumuz yok, ihracatla ilgili de bir sorunumuz yok. Esasen bu ülkelerin artık Türkiye'nin değerini daha çok bildiği bir döneme girdiğimizde söyleyebiliriz. Ama ekonomi politikadan bağımsız değil maalesef. Evet, biz bu ülkelerle çok olan dış ticaretimiz sıfırlanmamıştı. Ama tabii bir miktar politik gelişmelerden etkilenmişlerdi. Esasen bunun büyük ölçüde etkisinin de ABD kaynaklı olduğunu da görüyorduk. Ve şu an konuşmamın ilk bölümünde de anlattığım üzere ülkelerin, yani işte Suudi Arabistan da bunun içinde, Birleşik Arap Emirlikleri de bunun içinde, Çin de bunun içinde, başka ülkeler de var. ABD ile olan işbirliklerinin onlara artık eskisi kadar karlı olmadığını anlamaları ve eski dostlarına geri dönmeleri gibi bir durum da söz konusu diyebiliriz. Bunu da ilk adımların işte dış ticarette görüyoruz ve hemen görüyoruz. Çünkü Türk malları dünyada hem ekonomik hem de kaliteli. Biz Çin'le rakip değiliz. Çünkü Çin uzakta ama biz yakındayız. Özellikle bu namlu fiyatlarının, ulaşım maliyetlerinin çok yükseldiği bu geçtiğimiz, yani ilk çeyrek olarak da adlandırabiliriz. Burada gerçi aylık galiba veriler, çeyreklik miydi veriler, gelen verilerimiz? Yılın ilk çeyreği. Yılın ilk çeyreği. Yani çeyrek. Evet. Bu çeyrekte navlu fiyatları yüksekti. Yine bir miktar azalmaya başladı. Belki bu kadar yükselişler görmeyeceğiz ama bu kadar artışların tabii sebebi çok düşmüştü bu ülkelerle olan dış ticaretimiz. Bakın, Birleşik Arap Emirlikleri bu çeyrekteki açıklanan rakamlarla beraber Türkiye'nin en çok ihracat yaptığı 13. ülke durumuna yükselmiş durumda. Suudi Arabistan ise 23. sıraya yükselmiş. Ve Birleşik Arap Emirlikleri ile ihracatımızın 1 milyar 23 milyon dolar seviyesine, Suudi Arabistan'da da 611 milyon dolar seviyesine yükseldiğini görüyoruz. Suudi Arabistan'da ben çok daha fazla artacağını düşünüyorum. Çünkü üretim yapmayan bir ülke Suudi Arabistan. Buna çabalıyorlar. Ekonomilerini sürdürülebilir hale getirmek için yatırıma dönüştürmeye çalışıyorlar ama şimdi bu enerji satışından ekonomisini kalkındıran ülkelerin kronik problemi üretememek. Onlarda da bu var. O yüzden de Türkiye'nin ürettiği her şeye ihtiyaçları var. Ve bir daha tekrarlamış olayım. Türkiye kaliteli üretiyor. Kaliteyi ekonomik fiyatlara alabildikleri bir ülke. Şu anki kur dengesinden dolayı da bizim ihracatçılarımız dünya pazarlarında gerçekten öne çıkar durumda. Hem fiyat avantajıyla hem kalite ve üretim hızıyla, tedarik zinciri ve aynı zamanda da coğrafi olarak da yakınlığımızdan da kaynaklı bu ülkeler bizim için çok önemli pazarlar ve bugün bunu karşılığını aldığımızı görüyoruz. Peki Birleşik Arap Emirlikleri'yle ihracatta hangi kalemler öne çıkıyor? Aslında hem Suudi Arabistan'da hem Birleşik Arap Emirlikleri'nin benzer ürün kalemlerinin ihracatının çok arttığını ve yapıldığını görüyoruz. Ama Birleşik Arap Emirlikleri'nde mücevheratın ön plana çıktığını, daha sonrası kimyevi maddelerin, hububatın, bakliyatın, giyim, tekstil, elektronik ürünlerin ihracatının yapıldığını görüyoruz. Suudi Arabistan'da ise ilk ihracat kalemini halı alıyor. Biliyorsunuz Türkiye'nin en zengin iş adamları açıklanmıştı ve birinci ve üçüncü olarak açıklanan iş adamlarımızın da en önemli üretim yaptığı sektör halı sektörüydü. Hı hı. Bunu da bir vurgulamış olayım. Yani Türkiye'nin bu alanda ne kadar ilerlediğinde, bakın birçok alanda ilerliyoruz. İşte halıcılık da bunlardan bir tanesi. Suudi Arabistan bunun yanında hububat, yani gıda ürünleri alıyor. Hı hı. Bakliyat, giyim, yine tekstil ve giyim zaten Türkiye'nin çok güçlü olduğu bir alan. Ama artık tekstili ucuz olarak satmak yerine kaliteli markalarımızla. Bakın bizim de artık belki küresel diyemeyiz. Şimdi küresel ne demek?
Az evvel de yine marka konuştuğumuz için biraz böyle normalde sizin yayınlarınıza pek pazarlama konularına girmiyorum ama benim yine uluslararası pazarlama bir alanlarımdan biri olmasına rağmen şimdi küresel marka demek bütün dünyada adının bilinmesi demek. Bugün Instagram'da işte bu influencerlar video çekerlerken bir tane şey videosu var işte hava yollarına yürüme videosu mesela çeşitli komik videolar hazırlarken Türk Hava Yolları'nı da buna dahil ediyor. Bu işte size küresel bir marka olduğunuzu gösteriyor. Ama bunun yanında bölgesel markalarımız da var. Küreselleşme yolunda, küresel olma yolunda ilerleyen çok iyi tekstil markalarımız da var. Tabii adlarını söyleyemiyoruz burada ama tabii ki onların da yine bu ülkelerde ciddi şekilde markasının değerinin bilindiğini de görüyoruz. Ve bu alanda da yatırım da yapıyorlar. Velhasıl kelam bu ülkelerle yapmış olduğumuz bu ihracatın artışıyla sonuçlanan kapsamlı ekonomik ortaklık anlaşması gerçekten çok önemli. Ben bunun ilerleyen dönemlerde STA yani serbest ticaret anlaşmasına da dönüşmesini umut ediyorum diyerek bu kısmı kapatıyorum. Diğer sorunuza da cevap vermiş olayım. Yine küresel piyasalarla alakalı. Şimdi biz geçen hafta ne konuşmuştuk? Ya da işte önceki haftalarda da Fed'in bir kere daha faiz arttırdıktan sonra pas geçeceğini, artışları durduracağını ve hatta belki indirime gideceğini ve yılı hani indirimle kapatacağını beklerken şimdi yeni gelen açıklamalarda Fed'in faiz artırımı devam edeceği yönünde bir beklenti durumu söz konusu oldu. Tabii bu bütün denklemleri değiştiren bir havayı beraberinde getiriyor ve beraberinde bir de tehlikeyi getiriyor. Bu tehlike ne? Yine konuştuğumuz aylardır ya yani birkaç ay değil mi? Yaklaşık bir ayı geçti, 1,5 ay oldu. ABD'de 3 tane banka battı. Evet, bankacılık krizi. Aynı şekilde bankacılık krizi, likidite krizinden bahsediyoruz ve bu likidite krizini Fed'in faiz artışlarının oluşturduğunu görüyoruz. Şimdi Fed'in bu şekilde devam etmesiyle beraber bankacılık tarafında nasıl reaksiyonlar çıkacağıyla alakalı tabii ki endişelerimiz de mevcut. Bu sadece ABD ile sınırlı kalan bir durum da değil. Bu bir yanda Avrupa'ya sıçrıyor ve bunun İsviçre'deki yankısını Credit Suisse'de gördük. Ardından Deutsche Bank'ta, Almanya'da gördük. Bakalım çok şükür ki Türkiye bundan tabii ki bir miktar etkilenebilir ama bankacılık anlamında bir batış şeklinde etkilenmeyeceğini zaten söylemiştik. Yine söyleyelim çünkü biz bu şekilde sistemlerimizi kurgulamadığımız için farklı bir şekilde ilerlettiğimiz için bu tehlike bizim için öngörülmüyor ama Fed'in faiz artışlarıyla beraber burada küreselde bankaların nasıl tepki vereceği bir tehdit unsuru olarak bu sefer önümüze çıkıyor. Çünkü buna onların da bir reaksiyonu olacak. Yatırımcının, küçük yatırımcının reaksiyonu olacak. 2 yıllık ve 10 yıllık tahvillerdeki değer kayıplarının devam etmesiyle eğer aynı Credit Suisse'in veya işte bu hangi bankayı şeydeki kripto para bankalarının ABD'deki batışlarıyla beraber benzer süreçlerin diğer bankalarında yaşayacağı durumu söz konusu olabilir. Çünkü yatırımcı parasını çekmek isteyecektir değer kayıplarıyla beraber tahvillerdeki. Bu nedenle bakalım birkaç gün içinde neler yaşayacağız yine küresel piyasada. Haftaya yapacağımız yayında belki daha öngörülebilir bir şekilde yorum yapabiliriz ama dediğim gibi evet belki altın tarafındaki yükselişi durdurması anlamında bir söylem etki etti. Ama bankacılık tarafından da bir tehdit oluşturabileceğini de öngörüyorum. Evet, büyük de bir tehlikeyi aslında beraberinde getirdi diyebiliriz. Peki Tuğçe'nin hocam çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için, değerli görüşleriniz, katkılarınız için. Ben teşekkür ederim Fatma Nur Hanım. Şimdiden bayramınızı kutluyorum. Tüm halkımızın da bayramını tebrik ediyorum. Bir sonraki yayında görüşmek üzere inşallah. Çok teşekkür ederiz. Size de şimdiden iyi bayramlar. Evet Yeşim Hanım, hemen son 4 dakikamız var. Hemen bir soruyu da size yöneltmek istiyorum. Turizm alanında Türkiye'nin aslında bir marka olduğunu düşünebiliriz. Bu alanda Turizm Bakanlığı'nda projelerinin olduğunu biliyoruz. Bizlere birazcık bahseder misiniz? Sizce Türkiye bir marka mı turizm alanında? Sizin görüşleriniz nelerdir?
Ben Türkiye'nin gerçekten turizmde ciddi bir marka olduğunu düşünüyorum. Zaten baktığınızda turizm verilerine baktığınızda da dünyada en çok turist ağırlayan 3. ülkeyiz turizm açısından. Dolayısıyla da her geçen gün yükseliyor ve markalaşıyoruz. Onun haricinde az önce Türk Hava Yolları ile gibi çok güçlü bir markamız var. En büyük transferimizi onlar yapıyorlar. Kendisine de tekrar teşekkür ediyorum evet. katkıları için. Şimdi turizmde markalaşmalar firmalar açısından çok güçlü olduğu için ve çok iyi bir iletişim ve hizmet sektörüne sahip olduğumuz her geçen gün artıyor. 2019 yılında muazzam bir yükseliş vardı ama pandemiyle birlikte en darbe alan sektör turizm sektörü olmuştu. Şimdi turizm sektöründe de çok ciddi bir değişim var. Otellerde doluluk oranı çok artmış durumda ama buna rağmen de fiyatlar çok artmış durumda. Avrupalı turist bizi çok tercih ediyor. Rus turistler bizi çok tercih ediyor ve bu anlamda bilinirliğimiz çok yüksek. Ben marka yani Türkiye'nin turizm zaten Kültür ve Turizm Bakanlığımızın da bu yönde çok ciddi çalışmaları var. Yani ben Go Türkiye olsun, Visit Türkiye olsun bir sürü proje yaptılar. Birçok insanla bunu hayata geçirdiler ve çok desteklediklerini biliyorum. Birçok fotoğrafçıdan tutun içerik üreticisiyle de bu yönde çalışmalar yapılan. Daha iyi yerlerde olacağız. Burada en çok sorumluluğunda hizmet sektöründeki ve turizm sektöründeki kişilere düştüğünü düşünüyorum. Bu markayı daha güçlendirmek ve turizmin dünyada bilinen Türkiye, yani İstanbul nasıl ziyaretçi alıyorsa en çok ziyaretçi alan ilimiz İstanbul, daha sonra Muğla, Antalya ve üçüncü il şu an çok iyi anımsayamadım. Bu kadar ziyaretçi alıyorsa bizim diğer anlamda deprem dolayısıyla bir geri çekilme olmuştu biliyorsunuz. Burada da bütün tekrar geçmiş olsun diliyorum ve kayıplarımız için de başsağlığı diliyorum gerçekten. Değiştirmemiz gerekiyor. Mesela burada bunu da konuşmamız gerekiyor. Bizim Adıyaman ilimizdeki, en son ben Adıyaman'a gittiğim için Adıyaman'la ilgili konuşmak istedim. Oradaki turizmin tekrar hareketlendirilmesi gerekiyor. Keza Hatay'da kültürler üstü bir turizme geçmemiz gerekiyor. Urfa'da, Maraş'ta. Yani her bölgemiz çok kıymetli turizm açısından. Kültür turizmimiz çok kıymetli. Biz tüm dünya olarak kültür turizmimizde de bir numaraya çıkmamız gerektiğini düşünüyorum. Dolayısıyla da madem ilk üçteyiz dünyada turist açısından, neden biz çok daha güzel yerlerde olmayalım? Bu yüzden de lütfen özellikle deprem bölgesindeki alanlara, satıcılara ve oradaki kişileri destekleyelim. Yardımlarımızı da lütfen bu yönde yapalım ve küçük işletmelere her dakika fırsat sunalım. Az önce tarım dedik, ekonomi dedik. Bu özellikle bu ilçelerimizde ve illerimize ben desteğimizi tam olarak esirgememiz gerektiğini söylüyorum. Bu anlamda da buradan da açık duyuru ya da yapmak isterim. İhtiyaç duyan herkes de benimle iletişime geçebilir. Elimden geldikçe kendilerine katkı sağlamak isterim. Çünkü çok değerli bir kültürel mirasımız var. Evet. Bu kültürel mirasımız da zaten sahip dünya buraya geliyor. Hiç ummadığınız insanlar bir bakıyorsunuz. Ne hikayelerle ki biz bir Türkiye'de yaşayan kişi olarak biz oralara gitmeye imtina ediyoruz. Gidin yani oraları katkı sağlayın. Bir dönem sonra yok olabilir. Göbeklitepe evet. mesela dünya geliyor akıyor. O kadar çok yerimiz var. Kesinlikle o kadar güzel öyle. Bir ülkede yaşıyoruz ki dolayısıyla da bunu hem ekonomik anlamda hem kültürel anlamda taşlandırmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Ben kesinlikle çok teşekkür öyle. Ediyorum. Ben çok teşekkür ediyorum. Depreme de değindiğiniz için oradaki esnafların da kesinlikle teşvik edilmesi çok önem taşıyor. Buradan da tekrar hatırlattığınız Nedim? İçin de teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz Yeşim Hanım buraya geldiğiniz için, stüdyomuzda geldiğiniz için. Sizi ağırlamak bir zevkti. Çok teşekkür ediyoruz katkılarınız için, görüşleriniz ben için. Ben çok teşekkür ederim. Tüm ekibe de çok teşekkür ediyorum ve herkesin bayramını kutluyorum. Büyüklerin ellerinden, küçüklerinden gözlerinden öpüyorum. Çok teşekkürler. İyi yayınlar diliyorum. Değerli izleyiciler, BBN Ekonomi'de bugün İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Tuğçe Nur Ekinci Furtan'a ve girişimci dijital içerik üreticisi Yeşim Mutlu'yu ağırladık. Birlikte ekonomik gelişmeleri, güncel haberleri değerlendirdik. Yarın yine aynı saatte görüşünceye dek hoşça kalın. Hayırlı bayramlar.